hayat kurtarabilir. Düzenli yaptığınız takdirde. Bu ne diyorduk? Var mı Besyo'da hatırlayan? Ne? Plantar fleksiyon değil mi? Evet. Yani ileri doğru itiyorum. Bir defa bu basit. Ama bunu yaparken de bu taraflar oynamayacak. Sabit kuruyorum. İttim. Yavaş yavaş. Hem iterken hem çekerken aynı dirençte. İttim, bırakmıyorum. Çünkü kas iki türlü çalışıyor. Hem kısalırken hem uzarken. Ve uzarken çalışması, uzarken güç üretmesi çok daha kıymetli. Bitti. Geç karşısında şimdi olun. Yan dönün birbirinize. Yani böyle dönün. Gelince de sen de dönelim. Şimdi ben senin ayaklarını ön tarafından sarıcağım. Gel bakalım. Sen de beni buraya doğru getir. Şimdi dorsiflexion yapacağım. Biraz direnç göster. Çok değil ama. Çok değil. Çekin kendinize doğru ve yavaşça bırakın. Çekin kendinize doğru ve yavaşça bırakın. Çekin kendinize doğru ve yavaşça bırakın. Tamam. Güzel. Şimdi tersini yapacağım. Dört yönlü hareket ediyorum dedim. Ben buradan, çocuklar siz de bakın. Ben buradan buraya doğru çekeceğim. Sen de beni tersine doğru çek. Evet, içe doğru yapıyorum ama aşağıdan tut. Güzel. İçe doğru ayaklarını getiriyorum. Yavaş yavaş. İçe doğru çektim. İçe doğru çektim. Evet. Yan yana olmasına şart yok. Yan açabilirsin. Evet. İçe doğru getirdim. İçe doğru getirdim. İçe doğru getirdim. Düz. Tam tersi. Dışa doğru yapacağız şimdi. Tek taraflı çalışalım. Ben sana yardım edeyim. Sen konsantre ol. Ben buradan tuttum. Evet. İçe doğru getirdim. Tekrar ortada. Sadece ayak bileğini oynayacak. Dizini oynamasın. Getir. Evet. Tekrar ortaya. Şimdi tersine getir dışa doğru. Evet. Hop. Getir dışa doğru. Evet. Bravo. Güzel. Ayak bileğini dört yönlü çalıştırdım. Bağlarını kuvvetlendirdim. Yaklaşık %60 oranında her sporcuda bir bağ yaralanması oluyor ayak bileğinde. Grade 1, grade 2, grade 3. Bazen bağ kopuk olan oyuncular var. Bir takım sporcularında bile bu var. 2-3 tane sporcumuz da var. Dolayısıyla bu önemli bir koruyucu egzersiz.